Çok fotoğraf. Örgüt ve derin devlet el ele. Sadi Paşa'nın katil zanlısı Muro'nun eski devlet görevlisi Güray Boluğur'la çekilmiş fotoğrafları şok etkisi yarattı. Bu fotoğraf Orgeneral Sadi Özcan cinayetinin örgüt derin devlet bağlantısıyla işlendiğinin delili gibi. Mehmet abi sana bir şey sordu mu? Daha görmedim. Dün beni aradığını gördü. Ben aramadım ki. Hüsnü Bey rica etti aramamızı. İyi. Mehmet abi sorarsa niye aradın diye bunu söylersin ona. Tamam mı? Hani konuşacaktın abiyle? Ne konuşacaktın? Gazeteyi diyor abi. Abdüley, Alper'le konuş. Muro'yu ne yapıp edip bulsunlar. Dayıyla da irtibatta olun. O da örgütün içine çengel atacak bir şey biliyorlar mı diye. Tamam abi. Bu paranızın yarısı doktor bey. Geri kalan yarısını da bugün alacağım. Tabii alabilirsek. Çok teşekkür ederim Üstü Bey. Nasıl teşekkür etsem az. Bunu teşekkürümüzün bir ifadesi olarak kabul ederseniz sevinirim. Sok onu. Anlamadım. Sok onu çıktığı yere. Görmemiş olayım bu hareketi. Ama Üstü Bey. Teşekkür edecekseniz Asu hanımefendiye teşekkür edeceksiniz. O da parayla olmayacak. Kendisinden uzak durarak olacak. İstirham ediyorum Asu Hanım. Siz de görüşmeyiniz. Aramızda bir şey yok Hüsnü Bey. Sizin için bir şey yok Asu Hanım. Siz erkek anatomisini bilmiyorsunuz tabii ki. Doktor Bey'in gözlerine bakın. Ne dediğimi anlarsınız. Neyse. Konu o değil de Hüsnü Bey. Siz nasıl alabildiniz bu paraları? Meslek sırrı. Siz beni sadece Hüsnü olarak görmeyin. Benim derin bağlantılarım var. Hay Allah, Polat Beyefendi'ye de hala Muro konusunu arz edemedim. Türkiye'nin önüne hep ikinci adamlar tıkıyor. Hoş geldin Erhan. Hiç hoş gelmedim Ömer baba. Çok mutsuzum. Mutsuzluktan ölüyorum. Tek başıma pantolonumu bile zor giyiyorum. Ölseydim daha iyiydi. Erhan'ım. Hayat yolculuğunda kimse mutsuz olmak istemez. Mutluluk insanların organlarında değil, içinde, özündedir. Önce sen mutluluğun sırrını öğrenmeli ve kendini mutlu edebilmelisin. Bu saatten sonra mutluluğu ne yapacağım? Mutlu falan olmak istediğim yok. Yaşamak da istediğim yok.
Bize verilen ömür son bulana kadar yaşayacağız. Ama mutlu ama mutsuz. Mutsuz yaşamak daha zor Erhan'ım. Nasıl mutlu yaşayacağım be? Bir tüccarın her zaman ben mutsuzum diyen bir oğlu varmış. Tüccar mutluluğun sırrını öğrenmesi için oğlunu zamanın en bilge kişisinin yanına yollamış. Delikanlı o bilge kişiye ulaşmak için çölde 40 gün yürüdükten sonra bir tepenin üzerinde bilgenin sarayını görmüş. Muazzam bir saraymış. Hemen oraya tırmanmış. Ve Bilge ile görüşmek istediğini söylemiş. Bilge ile görüşmeyi beklerken salonda hummalı bir hareketlilik varmış. Salon çok kalabalık. Bir tarafta orkestra ezgiler çalarken misafirler kendi aralarında sohbet etmekte ve Bilge kişiyle görüşmek için sıralarını beklemekte. Görüşme sırası kendine gelince delikanlı Bilge'ye mutluluğun sırrını sormuş. Bilge, şu anda sana bunu öğretmeye zamanım yok. Sen şimdi çık, sarayı dolaş. Gez, etrafa bak. 2 saat sonra gel deyip çocuğun eline bir kaşık tutuşturmuş. Ve içine 2 damla yağ damlatmış. Sarayda dolaşırken bu kaşığı elinde tutacak ve yağı dökmeyeceksin demiş. Delikanlı sarayın merdivenlerini inip çıkarak sarayın içini dışını bir güzel gezmiş. Ama gözünü elindeki kaşıktan hiç ayırmıyor. Yağın dökülmemesi için çok dikkat ediyormuş. 2 saat sonra Bilge'nin yanına gelmiş. Bilge, sarayı gezdin mi deyince genç, evet gezdim. Çok büyükmüş demiş. Bilge, peki salondaki acem halılarını gördün mü? Duvardaki tabloları, bahçıvanımın 10 yılda emek vererek meydana getirdiği o güzel bahçeyi, rengarenk çiçekleri gördün mü? Ve kütüphanedeki kitapları. Sorular karşısında delikanlı hiçbir şey görmediğini itiraf etmiş. Çünkü Bilge'nin verdiği yağ dökmemek için çabaladığından başka hiçbir şeye dikkat edemediğini söylemiş. Bilge, öyleyse tekrar çık. Çevrendeki harikaları iyice tanı. Oturduğu evi tanıyamayan mutluluğun sırrını öğrenemez demiş. Delikanlı kaşığı tekrar eline alarak sarayı gezmeye çıkmış. Bu sefer her şeyi inceden inceye görüp bahçeyi, çiçekleri, duvardaki tabloları, bütün sanat eserlerini büyük bir zevk ve heyecanla incelemiş. Bilge'nin yanına dönünce gördüklerini ayrıntılarıyla anlatmış. Bilge, peki sana emanet ettiğim 2 damla yağ nerede diye sormuş. Kaşığa bakan delikanlı, kaşıktaki yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Bilge, işte oğlum. Dünyanın bütün harikalarını görerek mutluluğun sırrını öğrenebilirsin. Ancak kaşıktaki yağı unutarak. Yani benim de mutlu olmam için kolumu unutmam mı gerek? Elbette. Çünkü sen onsuz da çok güzel şeyler yapabilirsin. Sahip olduklarının kıymetini bilerek ve yerinde kullanarak hayatını devam ettirmelisin.